Merhaba çocuklar. Bugün sizinle sesli okuma çalışması yapacağız. Metnimizin adı Değirmenci ile Baykuş. Hazırsanız başlayalım. Değirmenci ile Baykuş. Masmavi surlarla çevrili küçük bir adanın arkasındaydı yaşlı değirmencinin değirmeni. Adanın sessizliği içinde duyulan tek şey değirmenin kanat sesleriydi. Değirmenci, değirmenin de öğüttüğü tahılları un yapar, sonra da adanın diğer tarafındaki fırına satardı. Yaşamından memnun ama yapayalnız yaşardı. Her gün değirmenin önündeki çakıl taşlı kumsala oturur, bir deniz fenerinde yaşadığını düşler dururdu. Çocuklar, burada önemli olan düşünü hissettirmek. Düşler dururdu. Adanın diğer tarafındaki fenere hayranlıkla bakar, sessizce tutardı değirmenin yolunu. Oysa ki değirmencinin yaşadığı tarafta bomboştu denizin suları. Bazı sabahlar görünürdü birkaç küçük balıkçı kayığı. Gecenin karanlığı serilince masmavi sulara tüm siyahlığını yayınca denizin üzerine boylu boyunca fenerin bir yanıp sönen ışığı belirirdi karanlıkta. Çocuklar şimdi burada nokta tırnak işte açıldığı için bir konuşma geçiyor. Korkma sakın karanlıktan. Bak ışığım burada derdi fener denize. Çocuklar buraya dikkat edelim. Bakın tırnak açmış konuşma var gene. Yarın gün doğunca, güneş pırıl pırıl parlayınca, kavuşacaksın yeniden aydınlığa. Tırnak kapanmış konuşma bitiyor çocuklar. O mavi deniz yok olunca gecenin karanlığında. Değirmenci kederle birkaç mum yakardı değirmenin kanatlarına. Derdi ki, bakın burada virgül konmuş ve ki tırnak çocuklar. Virgül ya da iki nokta da konabilir. Ve baş harfi büyük harfle başlıyor. Ve bir konuşma geçiyor burada ve tırnak burada kapanmış. Buraya kadar konuşma var. Yani değirmenci konuşuyor. Sesimi de değiştireceğim. Keşke burada da küçücük bir ışık olsa. Yaz geçti, kış geldi. Değirmenci o sabah adanın diğer tarafına geçti. Kışı sıcak geçirebilmek için fırına birkaç çuval un sattı. Kendine yiyecek ve odun aldı. Oduncu değirmencinin arkasından seslendi. Çocuklar iki nokta işareti konmuş. Ya açıklama var ya da bakın burada tırnak işareti alta almış. Konuşma geçiyor. Ünlem ve sonra tırnağı kapatmış. Evet. Hazırsanız başlayın. Biliyorsunuz ünlem işareti duyguyu anlatır. Duygu ve düşüncelerini, heyecan, bağırma, panik gibi durumları. Bakalım oduncu ne demiş? Kış sert geçecekmiş. Haberin olsun değirmenci. Değirmenci başını hafifçe eğerek karşılık verdi oduncuya. Sonra da sessizce yola koyuldu sırtında çuvalıyla. Havalar iyiden iyiye soğumuştu. O akşam değirmenci birkaç odun yakmanın iyi olacağını düşündü. Yavaşça değirmenin arka tarafına yürüdü. O anda bir çift sarı ışık belirdi gözlerinin önünde. Yüz yuvarlak iki sarı ışık topu duruyordu odun çuvalının köşesinde. Değirmenci bunun bir baykuş olduğunu hemen anladı. Belli ki akşam olunca baykuşçuk avlanmaya çıkmıştı. Ertesi sabah kuş hala oradaydı. Değirmenci çok şaşırdı. Usulca baykuşa doğru ilerledi. Mırıltıyla. Çocuklar bakın burada gene dikkatinizi çekmek istiyorum. Virgül, tırnak. Tırnak burada kapanmış ve ünlem olduğu için duygularını anlatıyor. Selamlaşma var. Günaydın baykuş dedi. Baykuş ürkerek değirmenciye baktı. Değirmenci kuşun neden hala burada olduğunu anlamadı.
anlayamadı. Bir sorun vardı besbelli. Baykuş bir kanadını açmış, diğerini gövdesine yapıştırmıştı. Değirmenci anladı ki zavallının derdi kanadıydı. Nazikçe eğildi baykuşun üzerine. O güzelim kadifemsi kanatlara baktı uzunca bir süre. Ne güzeldi üzerindeki nakışları, kahverengi, boz kırçılları. Koşup hemen içeri bir merhem hazırladı. Sonra da odanın bir köşesine samandan sıcacık bir yer yaptı. Baykuş hiç korkmadı yaşlı değirmenciden. Hemen anladı, iyi gelecekti kanadına bu merhem. Tüm kış boyunca kaldı değirmenin sımsıcak odasında. Keyifle dinledi değirmencinin öyküsünü her akşam samandan yatağında. Yaşlı. Evet, bakın görüyorsunuz omzuna geçmiş. Yaşlı değirmenci de küçük baykuşu sevdi. Yalnızlıktan sıkılmıştı artık besbelli. Bütün kışı birlikte geçirdiler. Değirmenci anlattı, baykuş sessizce dinledi. Böylece öğrenmiş oldu değirmencinin dileğini. Kış geçti, cıvıl cıvıl bahar geldi. Baykuşun kanadı artık eskisinden de iyiydi. Bütün kış dinlenmiş, çok da iyi beslenmişti. Bir sabah dışarı çıktılar birlikte. Baykuş artık uçabiliyordu. Değirmenin çevresinde uçup süzülerek yükseldi gökyüzüne. Sonra değirmencinin omzuna kondu. Ayrılık zamanı gelmişti. Değirmencinin gözleri doldu. Ne iyiydi bir dosta konuşmak. Dostu konuşmasa da ona keyifle her gün bir şeyler anlatmak. Baykuş son bir kez baktı değirmene. Bacaklarını yay gibi gerip yine yükseldi gökyüzüne. Sonbahar merhaba derken herkese, güneş de daha erken döner oldu evine. Bir akşam değirmenci yine yaktı değirmenin kanadına mumları. Artık yine yalnızdı. İçeri giriyordu. Havada sessizce süzülen iki büyük kanat gördü. Heyecanlandı. Bu dostu baykuştu. Baykuş sessizce... Yuva yaptı değirmenin çatısına. Sonra da değirmenin bir kanadına tüneyip yüz yuvarlak sarı gözlerini döndürerek baktı aşağıya. Bir açıp bir kapıyordu gözlerini. Tıpkı bir deniz feneri gibi. Değirmenci şaştı kaldı. Mutluluğunu sözcüklerle anlatamazdı. Bir dost demek yaşamda bir ışıktı. Değirmenci o an bunu anladı. Sapasağlam kanadıyla baykuş artık değirmende yaşıyordu. Yaşlı değirmenci ile baykuş birlikte gider oldular un satmaya. Değirmenci gülümsüyordu artık mutlulukla. Fırıncı yine kışın sert geçeceğini söylüyordu. Değirmenci ise dostunu kendisine getirdiği için kışı daha çok seviyordu. Bunu Göknil Genç yazmış arkadaşlar. Evet çocuklar, bugün sesli okuma çalışması yaptık. Sayfama abone olmayan yakışıklılar, prensesleri, sayfama abone olmasını, beğeni atmasını, eğer merak ettiğiniz sorular ya da anlatmak istediğiniz duygu ve düşünceler varsa yorum kısmına yazmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakınız çocuklar.